Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle Cassandra Clare kitaplarını konuşuyoruz ve kısa zaman önce bitirdiğim beyin günlükleri. Gece Yarısı Ladies hariç bütün kitaplarını okudum. Gece Yarısı Ladies'ini okumamış olmamın sebebi de Gölgelerle Ordu'nun henüz çıkmamış olması. O seriyi tamamlandığı zaman büyük ihtimalle okuyacağım çünkü devamını çok merak ederek yaşamak istemiyorum. Aynı zamanda seriye ek olarak yeni bir kitap çıktı. Gölge Avcısı Akademisi'nden Hikayeler diye. Burada Simon'un Gölge Avcısı maceralarını okuyoruz. Öncelikle kısaca seriden bahsedeyim. Daha doğrusu seriler çünkü 3 farklı seri var. Ölümcül Oyuncaklar, Cehennem Makineleri, bu serinin adını hiç hatırlamıyorum. Karanlık Aletler mi? Öyle bir şey hiç hatırlamıyorum cidden. Ve Yarısı Ladies'in serisinin adı hakkında hiçbir fikrim yok. Neyse dediğim gibi 3 tane serisi var. Benim en sevdiğim seri Cehennem Makineleri serisi. Çünkü mükemmel bir seri. Gerçekten muazzam bir seri. Bütün karakterlere bayılıyorum. Özellikle Will Herondale. Benim gelmiş geçmiş en çok sevdiğim karakterlerden biri. Tess'i o kadar çok sevmiyorum ama Jim'de Will kadar çok sevdiğimi söyleyebilirim açıkçası. Birçoğunuz biliyor ki bu seri benim en çok sevdiğim serilerden biri. Ve fark ettim ki çoğu insan hangi sırayla okuması gerektiğini bilmiyor. Bu konuda yardımcı olmak istiyorum. Bir de beyin günlüklerini yakın zamanda okudum. Ondan birazcık bahsetmek istiyorum. Öncelikle yapmanız gereken Kemikler, Camlar ve Küller şehrini okumak. İlk 3 kitabı okuduktan sonra Cehennem Makineleri serisini okumanız gerekiyor. Çünkü kitapların çıkış sırası bu şekilde. Normalde bu serinin son 3 kitabı yani Düşmüş Melekler Şehri, Kayıp Ruhlar Şehri ve Cennet Ateşi Şehri çıkmayacak. Ama Cassandra Clare çok fazla ısrar üzerine son 3 kitabı yazdı. Son 3 kitapta Cehennem Makinesi'ndeki karakterlerden bahsedildiği için dediğim gibi 3 kitap. Cehennem Makineleri son 3 kitap şeklinde okursanız sizin için çok daha iyi olur. Beyin günlüklerini bunların hepsinden sonra okumanız gerekiyor. Çünkü bu kitapların hepsinde bahsedilen ama bu kitapta işte sadece üzerinden geçilmiş olan hikayelere yer veriliyor. Beyin günlüklerinde 11 tane hikaye var. Genel olarak Alec'li bölümler benim favorim açıkçası. Sadece 2 bölümde Alec geçiyordu. Bu birazcık beni üzdü. Ama Edmund Herondale'in hikayesi çok iyiydi. Tessa ve Will'in 25 yıl sonraki hikayesi aşırı iyiydi. Bütün Herondale erkekleri sorunlu mudur? Gerçekten muazzamdı. İlk iki hikayeyi o kadar çok beğenmedim. Çünkü içerisinde çok da fazla tanıdığımız kişiler yoktu açıkçası. Ama ondan sonra kitabı okuma bir günümü aldı sadece. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Şimdi bütün hepsinden kısa kısa bahsedersem spoiler olur sizler için. O yüzden çok fazla hevesinizi kaçırmak istemiyorum. Ama eğer bu serilerin hayranıysanız mutlaka bunu da okumanız gerektiğini düşünüyorum. Kısaca serilerden neden bahsediliyor? Serinin içinde, bütün kitapların içinde bir fantastik kitaptan beklemeniz gereken her şey var. Büyücüler var, cadılar var, vampirler var, kurt adamlar var, periler var, gölge avcıları var ki gölge avcıları bütün bu büyülü yaratıkların yargıçları, polisleri tarzı bir şey. Yani suçlu olanları yakalıyorlar, masum olanları koruyorlar vesaire vesaire. Aslında bizim bütün seri boyunca baş karakterimiz Clary aslında gölge avcısı olan fakat gölge avcısı olduğunu bilmeyen bir kız. Ama bunun dışında o kadar detaylı bir seri ki gerçekten her karakterin farklı farklı kendilerine özgü hikayeleri var. Ve çok geniş yani şunların hepsi gerçekten çok geniş ve ben bu kitapların hepsini birer günde bitirdim. O kadar güzel, o kadar muazzam bir seri. Yani elinizden bırakamayacaksınız. Çoğu insan niyeyse sevmemiş. Yani ilk kitabı okuyorlar ve bırakıyorlar. İlk kitap yazarın ilk kitabı. Yani bunu göz önünde bulundurarak okumanız gerekiyor. Son kitap serideki en güzel kitaptı. Muazzamdı. Yani ilk kitabı okudum, çok basit yazmış, bu ne böyle, ben beğenmedim diyerek seriyi ilk kitapta bırakırsanız çok büyük bir hata yaptığınızı düşünüyorum. Eğer yani bunun ilk kitabını beğenmediyseniz bile mutlaka Cehennem Makineleri serisini okumanız gerektiğini düşünüyorum. Muazzam bir seri. Ve 1800'lü yıllarda geçiyor. Yani tarihi, aşk tarzı romanlar seviyorsanız içine fantastikle karıştırılmış bir şekilde bunu aşırı çok seveceğinizi düşünüyorum. Bütün karakterlere bayılıyorum. Bütün olaylara bayılıyorum. Kitapları 2 sene önce okudum ben. 2 seneden beri hiçbir şekilde reread yapmadım. Sadece işte beyin günlükleriyle biraz anımsadım ve hala eskisi kadar aklımda. Bütün ayrıntılara hakim olamasam da bütün konuya hakimim. O kadar çok seviyorum. Daha fazla çok seviyorum demeyeceğim. Zaten önümüzdeki ay büyük ihtimalle reread yapmak istiyorum. Açıkçası Gölgelerle Ordu çıktığı zaman reread yapacaktım. Nisan ayında kitap çıktı fakat Türkçe'ye çevrilmedi. Ne zaman çevrilir Allah bilir. Ama yine de kısa zamanda reread yapmak istiyorum. Birazcık kısa bir video oldu ama böyle genel olarak bir açıklama geçirmek istedim bu konuya. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Eğer videoya devam edersem sadece çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum. Will'e aşığım, Jace'e bayılıyorum tarzı devam edecek. O yüzden bu çok da hoşunuza gidecekmiş gibi gelmiyor bana. Ama çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. En sevdiğim fantastik seri. Fantastik kitap okumaya başlamak istiyorsanız kesinlikle bu seriye başlamasınız ve her yaşa uygun olduğunu düşünüyorum.
okuyun yani. Gerçekten kesin okuyun. Okulda sık sık 9.90 indirimine giren bir seri. Yani kaçırmayın. Ben bayağı sağlam para vererek aldım. Ve verdiğim paraya o kadar çok değdi ki yani hiç içim açılmadı. Bütün kitaplara neredeyse 22'şer lira verdim. Şunlara 25 lira verdim. Buna 26 lira mı ne verdim? Ama cidden hiç acımıyorum yani verdiğim paraya. Çünkü çok güzeldi. Bu arada dizisini soruyorsunuz bana Shadowhunters'ı izliyor musun diye. O nasıl bir Clary? Yani o Clary'yi oraya nasıl koyabilirler? Ben o diziyi ölsem izlemem. Jace çok iyi olmuş. Gerçekten Jace karakteri çok benzemiş. Ama oyuncunun oynama kalitesi çok fazla düşük. Yani çok yani yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünmedim izlerken. Sadece ilk bölümü izledim. Isabel hiç hayal ettiğim gibi değildi zaten. Alec çok farklıydı. Sadece Magnus Bane'i beğendim dizide ki Magnus Bane cidden aşırı güzel seçim yapmışlar. Tam bir Magnus Bane'di. Daha fazla uzatmıyorum. Son bir de filminden bahsedeyim. Filmini de hiç sevmiyorum çünkü çok yüzeysel geçmişler. Ama yine de filmi izlemek hoşuma gidiyor. Yani her ne kadar kötü bir film olsa da izlemeyi seviyorum. Çünkü oradaki Clary ile buradaki Clary'yi kafamda şey yapabiliyorum. Yani eşleştirebiliyorum. Ama orada Jace çok kötü. Her ne kadar çok iyi oynamış olsa da oynayan aktör adı hakkında hiçbir fikrim yok. Çok kötü bir karakter seçimi. Gerçekten hiç Jace'e benzemiyor. Artık uzatmıyorum. Çok sevdiğim bir seri. Hepinize okumanızı öneriyorum. Benden şimdilik bu kadar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.